Merhaba arkadaşlar. Kardeş Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önce robasını paylaştığım yeleğimi tamamladım. Altına bakın. Ahududu modeli koydum arkadaşlar. Yeleğim yaklaşık 1,5 yaş olur. Çok küçük bir yelek olmadı. Gayet büyük bir yelek. 1,5 ipten fazla gitti arkadaşlar benim yeleğime. 5 tane ilik açtım. 16 sırada bir iliğimi koydum. 84 ilmek başlamıştım. Robamın yapımı için kanalıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada tamamını anlatmıştım. Şimdi bu alttaki ahududu modelini anlatmaya çalışacağım. Daha önce mutlaka görmüşsünüzdür ama kanalımda bulunsun istedim. Hala soran arkadaşlar var. Alttaki model ne modeli diye. Böyle bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Bebek hırkalarında, şapkalar da çok şık duruyor. Özellikle geçen sene yapılan ponçik hırkalar var bebek ve yetişkinlerde. Onda da çok güzel duruyor. Battaniye yapabilirsiniz. Battaniye ama biraz zorlayabilir çünkü çok artan bir örnek. Ama yani yapabilirsiniz, sizin tercihiniz. Ben şimdi nacizane anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle 24 ilmek kadar başladım. Küçük bir parçada anlatmaya çalışayım. Örneğimiz diğer örneklerden farklı olarak ilk aşamada artırarak başlıyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte iki ters örüyorum. Normal iki ters isterseniz kenara bir ya da iki ilmek fazla bırakabilirsiniz ama bu şekilde başlayacaksanız dikişsiz yeleklerde hemen iki tersten sonra şimdi yapacağım işlemi yapmalısınız. İki ters hemen bir düz. Şimdi ipimi aldım. Bir iki ilmek ters örüyorum. Hiç kesme işlemi yapmadan şimdi artırma yapacağız. Artırmalarımızı düzden yapıyoruz. Bakın. Bir tane ördüm. İlmeğimi çıkarmadım. Bir doladım. Bir tane daha ördüm. Bakın 3 ilmeğim oldu. Tekrar bir doluyorum. Bir tane daha ördüm. Bakın bir ilmekten 5 tane ilmek elde ettim. Şimdi 1 2 ilmek ters ördüm. Tekrar 1 düz 2 ilmek ters örüyoruz. Şimdi tekrar artırma işlemi yapacağız. Bakın tekrar şöyle daha yakından göstereyim. Normal şimdi ilk ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi şişten çıkarmıyoruz. Doluyoruz. Tekrar örüyoruz. Bakın 3 ilmeğimiz oldu. Son kez doluyoruz. Bir ilmekten 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Şimdi 2 ters. Bir düz. 2 ters. Şimdi tekrar artırma yapacağım. Bakın. İlk ilmeğimi ördüm. Ördüğüm ilmeğimi işten çıkarmıyorum. Bir kez doluyorum. Örüyorum. 3 ilmeğim oldu. Son kez dolayıp 5 ilmek elde ediyorum arkadaşlar. Bir ilmekten. Şimdi 2 ters. Bir düz. Son olarak bakın burada 3 ilmeğim kaldı. Bunu yani böyle yeleklere başladığımızda yani dikişlilerde çok fark etmeyebilir ama böyle denk getirmek için baktık. Şimdi 2 ilmeğim var. 2 ilmeğim kaldı. Pardon, bir tane tersimi ördüm. Bu 2 ilmeği birlikte alarak sıramızı ayarlayabiliriz arkadaşlar. Oldu ki burada 1 ilmek kaldı. Yani 2 ilmek olması gerekiyor. O zaman da bir tane gizli artırma yaparak buraya 2 ilmek yapabiliriz. Böyle yeleklerde tam ayı arayamayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane fazla gelirse
İkisini bir alırsınız ya da bir ya da iki ilmek eksik olursa aralarda gizli artırmayla onu ayarlayabilirsiniz. Şimdi ters sırada olduğu gibi örüyoruz ilmeklerimizi. Bakın. Düz. Bu ilmeğim ters. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Arka sırada. Yani bir ters, 9 düz oluyor arkadaşlar. Arka sıramızda. Modelimin kurulumunu ilk olarak sadece artırma yaparak başlıyoruz. Sonraki sıralarda bir yandan artırıyoruz, bir yandan kesiyoruz. İlk sıramı tamamladım. Arkada ilmeklerimi olduğu gibi ördüm. Şimdi bu sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz örerek devam ediyoruz. Hızlıca geçiyorum ben. Şimdi artırdığımız ilmekleri ters örüyoruz. Arada bir tane de düzümüz var. Onu düz olarak devam ediyoruz. Bakın bir düzümüz var. İki tersimiz vardı. Artırdığımız 5 ilmeği de ters örüyoruz. Tekrar arkada ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Arka sıramı tamamladım. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan. Şöyle özetleyeyim. İlk sıramızda iki ters örmüştük. Bir ilmekten 5 ilmek çıkardık. İki ters, bir düz. Arkamızda ilmeklerimizi olduğu gibi ördük. Sonra tekrar bir sıra, bir düz, 9 ters. Bu şekilde tamamladık. Şimdi bir sıra daha hiçbir şey yapmadan sadece ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Bakıldığında yeni örgüye başlayanlar için hani çok zor bir model gibi görünse de aslında ters düz bilen herkesin yapabileceği çok basit bir model. Sadece ilmekleri toparlarken biraz zorlanabilirler ama yapılmayacak bir şey değil. Gerçekten hani ters düz biliyorsanız çok basit bir model. Ama bebek yeleklerinde özellikle çok güzel, çok şık duruyor. Ben berelerde de çok seviyorum. Özellikle bebek berelerinde çok sevimli duruyor. Şimdi bu sıramı da tamamlayacağım. Artık bir sonraki düz ön sıramızda kesme işlemi yapacağız. Yani şunlar oluşacak. Bakın. Ben hiçbir şey yapmadığımız için burayı hızlıca geçiyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet, şimdi kesme sıramıza geldik. İki ilmeğimi ters ördüm. Bakın şimdi bir önceki sırada düz yaptığımız yerden İlk kurulumda olduğu gibi artırma yapıyoruz. Bir ördük, bir doladık, tekrar bir ilmek daha örüyoruz. 3 ilmeğimiz oldu. Tekrar doluyoruz.
Şişimizden ilmeğimizi çıkarmadan bu şekilde 1 ilmekten 5 ilmek elde ediyoruz. Şimdi tekrar 2 ilmek örüyoruz. Bu sefer bakın düzden kesme ve artırma işlemlerini düzden yapıyoruz. Şimdi buradan 5 ilmeği birden örüp keseceğiz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şu sırayı arkadan gelirken biraz bol elinizi gevşek tutarak örerseniz burayı kesmesi daha kolay olur. Elini sıkıysa özellikle bayağı zorlanabilirsiniz. Şimdi 5 ilmeği birlikte örüyoruz. Şimdi ben elim alıştığı için çok rahatlıkla bu şekilde yapabiliyorum. Eğer zorlanırsanız ilmekleri kaçırırız falan derseniz tığ yardımı ile bu 5 ilmeği toplayabilirsiniz. Şimdi bakın düz ördüğümüz ilmeklerden artırma yapıyoruz. Tekrar doladım. Bir ilmekten bakın 2, 4, 5 ilmek çıkardık. Şimdi 1, 2 ilmek ters örüyorum. Düzden 5 ilmeğimi bir örüyorum. Bakın 5 tane ilmeği geçirdim. Burası biraz zorlayabilir. Eliniz alıştıkça daha rahat yaparsanız ya da dediğim gibi tığ yardımı ile burayı yapabilirsiniz. Şimdi 2 ters. Burada artırma yapıyoruz. Bir ördük. İlmeğimizi diğer şişten çıkarmıyoruz. Bir doladık. Tekrar bir kez daha ördük. Son kez dolayıp bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz. 1 2 ters örüyoruz. Düzden yani arkadan 5 ilmeği bir alarak kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi 2 ters. Burada tekrar düz ilmeğimiz vardı. Artırma yapıyoruz. Bir doladım. İlmeğimi çıkarmadan ördüm. Tekrar doladım. Bir ilmekten 5 ilmek elde ettim. Bakın ilk ahdudularımızı yaptık. Şimdi burada kestiğimiz ilmeği düz öreceğiz. Bu ilmekleri ters olarak yaklaşık kesiyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, tekrar geliyoruz. Düz sırada bu işlemi yapıyoruz. Şuralardan da sayabilirsiniz. Zaten eliniz alıştıkça o kendini belli ediyor. Şimdi ters sıramı ben ilmeklerim olduğu gibi örüyorum. Ben ters sıramı tamamladım. Bakın şimdi bir sıra düzde bu kesme artırma işlemini yapıyoruz. Sonra iki sıra daha düzde hiçbir işlem yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Düzü düz, tersi ters. Üçüncü düze geldiğimizde tekrar bu işlemi yapacağız. Bu kesme ve artırmalar benim alışıma, elime göre değişebilir. Parmakta örenlere farklı gelebilir. Siz dinleyerek yapın. Daha kolay yaparsınız. Yani hani bir dola, bir kes, bir şey artır. Çünkü elden ele farklılık gösterebiliyor. Almalarım değişik gelebilir. Siz nasıl artırma yapıyorsanız, nasıl kesme yapıyorsanız o şekilde uygulayın. Şimdi bir sıra düzümde hiçbir şey yapmadan öreceğim. Arkamda tekrar ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Bir düz sırası daha ördükten sonra tekrar kesme ve artırma işlemine geçeceğim. Şimdi bu sıramızda hiçbir şey yapmıyoruz söylediğim gibi. İlmeğimiz ilk kurulumda 5'er ilmek arttığı için yaptığınız büyük yani yetişkinlere yaptığımız parçalarda biraz sizi oyalayabilir. Ama hani çok takip isteyen de bir örnek değil. Ajurlu örneklere bakarak çok basit bir model. Bir o kadar da şık. Bakın bir önceki sırada kesmiştik. Buraları düz yapıyoruz. Onu unutmayın. Kestiğimiz ilmek düz oluyor. Düz ilmeklerimizden artırma yapmıştık.
Şimdi ben arka sıramı olduğu gibi öreceğim. Bir düz sırası daha öreceğim, hiçbir şey yapmadan kesme ve artırma sırasıyla geliyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ben iki sıra düz ördüm. Yani arka sıraları saymazsak bir sırada kesme artırma işlemi yapıyoruz. İki sıra düz örüp üçüncü düzde tekrar kesme ve artırma işlemi yapacağız. Şimdi bu sırada tığla nasıl yaparız? Ben onu göstermeye çalışacağım. Ben daha önce hiç yapmadım. Dediğim gibi şişle yapabiliyorum elim alıştığı için. Şimdi hani ben yapamam, ilmekleri kaçırırım, şiş, tığla daha kolay olur diyenler için bakın 1 2 3 4 5 5 ilmeği tığıma geçirdim. Bakın şu şekilde topladım. Yani bunu örmüş oldum. Ördüğüm şişime geçiriyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz bu sıraları. Eliniz alışana kadar bu şekilde yapın. Ondan sonra tekrar alıştıktan sonra normal yapabilirsiniz. Bana bu işlem daha zor geldiği için örerek, yani normal şişle yapıyorum. Şimdi tekrar artırıyoruz. İlmeğimizi bir tane ördük. Buradan ilmeğimizi çıkarmıyoruz. Bir doladık. Bir tane daha ördük. Tekrar bir doladım. Bir ilmekten 5 ilmek elde ettim. Bakın. Şimdi iki tane ters örüyorum. Tekrar göstereyim. Tığımıza 5 ilmeğimizi geçiriyoruz. Örgüyü yeni başlayanlar için kolaylık olabilir. Bu şekilde kesme işlemini yapabilirsiniz. Burayı biraz sıkıştırırsanız iyi olur. Tekrar örmeye devam ediyoruz. İki tane tersimi ördüm. Bir ilmekten 5 ilmek elde ediyorum. Tekrar bir, iki tersimi örüyorum. Bu kez şişle kesim yapacağım arkadaşlar. Şimdi iki ters bir ilmeğimizden doluyoruz. İlmeğimizi çıkarmadan 5 ilmek elde ediyoruz. İki ters ve kesme işlemiyle bu sıramızı tamamlıyoruz. Diğer sıralarımızda söylediğim gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. Düzü düz, tersi ters örerek kesme ve artırma olan yere kadar geliyoruz. Bakın ne kadar zorlansam da şişle de yapabiliyorum, ama dediğim gibi çok eliniz alışkın değilse, örgüye yeni başladıysanız ilmekleri kaçırabilirsiniz. Tığla yaparsanız daha kolay olur. Bakın şimdi iki tane ahududu yaptık. Ben şimdi tekrar bu işlem yerine kadar örüyorum. Ondan sonra örgümüzü bitirirken ne yapmalıyız onu göstereceğim. Burada artırarak başlamıştık çünkü bakın ilmeğimiz bir hayli fazla. Böyle bitirirken de keseceğiz ama artırma işlemi yapmayacağız. Ben şimdi boş sıralarımı, yani düz ters sıralarımı örüp geleceğim. Şimdi ben sıralarımı ördüm. Tersi ters, düzü düz. 5 sıra ördüm. Şimdi bitirme işlemini nasıl yaparız onu göstereceğim. Çünkü ilk başta artırarak başlamıştık. Son sıramızda bakın burada artırma yapmam gerekiyor. Bunu ters örüyorum. 1 2 Şimdi burada kesme işlemini yapıyorum. Örneğimizi bitirirken bu şekilde yapıyoruz. 5 ilmeğimi ördüm. Tekrar 1 2 Burayı normalde artırmam gerekiyor. Artık bitiriyorum. Normal başladığım sayıya düşürüyorum. Bakın.
Burada 5 ilmeği. Şişili yapacak olan arkadaşlar daha önce de söylemiştim. Son sırayı yani tersten gelirken ilmeklerimizi biraz bol örersek çok daha rahat kesme işlemini yapabiliriz. Tığla da uğraşmamış oluruz. Burada şimdi kesme artırma işlemi yapmadan sadece kesme işlemi yaparak bakın modelimizi bitiriyoruz. Burada da belli. Normalde artırma işlemi yapmışken yani şu şekilde bitirirsek çok çirkin bir görüntü olur. Zaten de ilmeğimiz çok fazla olmuş oluyor. Marullu bir görüntü elde edersiniz arkadaşlar. Direkt oradan haroşa yapmaya başlarsanız. Bitirirken burada bir püf noktası var. Daha önce hiç örmeyenler için. Örenler zaten biliyordur. Kesme işlemini yapıyoruz ama artırma işlemini yapmıyoruz. Ne zaman modelimiz bittikten sonra yani artık kesme işlemine geldiğimizde bere örerken de ne yaparsak yapalım bu şekilde örgümüzü tamamlıyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.